Knife kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere elimde olan güncel bıçakları sizlere göstermek amaçlı bu videoyu hazırladım. Birçok ürün eskiden olan ürün zaten. Ancak ufak tefek değişiklikler olduğu için bir de güncel hangi ürünlerin kaldığını öğrenmemiz için sizlere de göstermek istedim. Sağ yukarıdan başlayalım arkadaşlar. Chris Reeve modelleri. Chris Reeve'in Small Sebenza 21 modeli. Stripe Platin dediğimiz bir ağaç var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bence Chris'in üretmiş olduğu en iyi ağaç yapısı. Deri bir görünümü var. Şöyle açtığımızda zaten model müthiş bir edece. Elime tam oturuyor. Büyük ürün sevmeyen insanlar için gündelik taşımak amaçlı en iyi ürün diyebilirim. İkinci ürünümüz Chris Reeve'in Tanto unumuzan modeli. Chris Reeve Makaskar inlay Large 21. Tuya aynı modelin Tuya dediğimiz ağaç yapısı. V-Knives 604 model. S35 VN çelik var. İntegral tek parça. Hakeza yine V-Knives Zeta. İnanılmaz güzel bir bıçak. M390 çeliği var. Benchmade'in M seri modeli. Alüminyum kabze S30V çeliği var. Koleksiyonumdaki en değerli ürün Cheburkov'un Tukan modeli. Sıradan Tukan değil, Taymaskus inleyi var üzerinde ve şey paslanmaz Damaskus. Yani bunu Türkiye'de bulamazsınız. Paslanmaz Damaskus. Hatta birçok ustayla görüştüğümüzde paslanmaz Damaskus olmaz diyen birçok usta duydum. Tabii Türkiye'de yapamıyorlar. Ama yurt dışında yapmışlar. Bu da yeni keşfetmiş olduğum bir tane marka. MKM Maniago Knife Makers diye geçiyor. Çok çok güzel. Leonsteel, Fox birçok markanın birleşip kurmuş olduğu İtalyan bir firma. M390 çelik Terzola tasarımı. Flipper. Şuradan vida çıkartılıp iki elle açılan bıçak haline de geliyor. Titanyum balçaklar. Karbon fiber inlay var. Liner lock çelik. Titanyum ve mavi anodize edilmiş titanyum. Backspacer'la clips var. Yine hakeza MKM'nin karbon fiber G10 gibi işlenmiş marble karbon fiber. Müthiş bir bıçak. Bayılıyorum. Koleksiyonumda en değerli parçalardan bir tanesi benim için. Bu da Flipper M390 Burning Design. Gördüğünüz gibi üst tarafı yuvarlatılmış Chris Reeve gibi. Çok kaliteli bir ürün arkadaşlar. Şurada Rings halka konulmuş mavi. Çok şık. Bunu da düşünebilirsiniz. Hakeza koleksiyonumdaki en tatlı ürünlerden bir tanesi. Fox'un Suru modeli. 2018'de yanılmıyorsam en iyi overall knife olarak seçildi. M390 çelik. Titanyum frame lock. Görmüş olduğunuz gibi bol. Şurada clips'in orada var. Vox tasarımı. Çok ufak bir ürün. Şuradan tuttuğunuzda bütün parmaklarınız oturuyor arkadaşlar. Tabii ben buna bir tane şey yaptım. CKF'nin Taymaskus. Müthiş bir ürün arkadaşlar. Şu anda en favori EDC'in yani günlük taşıdığım bıçaklar arasında söyleyebilirim. Yine Fox'un zaten bende efsane modeli Tour. Müthiş bir karbon fiber. Elmax çelik. Çok güzel bir boyut. Evet. Koleksiyonumdaki en değerli ürünlerden bir tanesi Taşı Barışoğlu'nun tasarlamış olduğu Phoenix modeli. Müthiş bir flipper, müthiş bir kalite. Yani bu bıçak hakkında çok çok konuşabilirim. M390 çelik. Bayıldığım bir ürün arkadaşlar. Zaten bunu ben satmıştım arkadaşıma. Tekrardan Chris Reeve'in görmüş olduğunuz gibi Insignia modeli yok. Onunla takas yaptık.
Tabii üstüne birazcık para da aldık. Onunla tabii ki bu MKM'lere yatırım yaptım. Yani kendi koleksiyonum, şahsi koleksiyonum bunlar arkadaşlar. Tabii isteyen olursa veririz. Çok çok güzel bir model. Lion Steel'in Tire modeli M390 Titanium Giyon kabze, çok çok kibar bir ürün. Spyderco'nun Delica modeli VG10 çelik. Protect'in Doru diye yanlış hatırlamıyorsam model. 154 cm çeliği var. Çok güzel. Butonu falan custom. Hafif güzel bir ürün. Bu da mesela Leatherman'in Titanium, Charge Plus Titanium diye geçen Multitool arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beni izlemeyi unutmayın, takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kanalımız inşallah daha da iyi yerlere geldikçe, imkanımız oldukça farklı farklı ürünleri de sizlere göstermek isterim. Evet, iyi akşamlar.